Merhaba arkadaşlar, bugün size ana karakteri overpower olan, aşırı güçlü olan 10 tane animeden bahsedeceğim. İlk bahsedeceğim anime Densetsu no Yuushana Densetsu. Bu animenin konusu işte fantastik bir dünyada geçiyor. İşte doğu ırkı var, batı ırkı var vesaire. Oralarda her şeyin, işte ülkenin diyeyim, her kıtanın kendine özgü büyüleri var. Yani atıyorum işte doğu tarafında doğduysanız doğuya özgü büyüleri yapabiliyorsunuz. Batıda doğduysanız batıya özgü büyüleri yapabiliyorsunuz. İkisini birden yapamıyorsunuz ama bir de işte özel bir güç var. Bizim ana karakter kendisi bu güce sahip. Gözlerinde işte bir şey baştan yazan falan diyorlar. Türkçesi tam olarak işte büyüleri baştan yazan tarzı bir şey. Hani bütün dünyayı silme gücü var herifin. Yani nasıl diyeyim, parmağınızı şıplattığında 10.000 tane o ordu askeri bir anda kaybolabiliyor. Direkt yani siliyor yani bütün şeyini işte insanların hafızasından siliniyor. Varlığını yok ediyor direkt yani o karakterin ya da herhangi bir kıtanın. Ana karakterin gücü o. İki tarafın büyülerini de yapabiliyor. Onun için de fantastik bir anime. İşte krallar var. Bizim ana karakterin arkadaşı. Bu arkadaş işte belli bir kıtanın kralı olmak istiyor. İşte ülkeleri ele geçiriyorlar ufak ufak vesaire. Böyle ilerleyen bir anime. Ufak bir okul şeyi de var işte, ana karakterin geçmişini gösteren ufak bir ark da var. Orada işte şeyde, askeriyede, o okul askeriyesinde arkadaş olmuşlar. Onların işte geçmişini gösteriyor biraz. Diğer ana karakterimiz bu kız. Abisi var, inanılmaz güçlü. De bizim ana karakter kadar değil vesaire. Konusu bu şekilde ilerliyor. Çok zevkli animedir. Kesinlikle tavsiye ederim. Ana karakterin böyle herkese tek atsın istiyorsanız kesinlikle seveceğiniz bir anime. Bir diğer animemiz Darker Than Black. Bu animede 10 yıl önce işte Tokyo'da bir olay oluyor. İnsanlar özel güçler kazanmaya başlıyor vesaire. Herkeste özel güç var. Bizim ana karakterimiz böyle bir ajan gibi bir şey. Ondan sonra bu özel güçlerini kötüye kullanan örgütleri falan böyle şeyin altından, radarın altından tek tek işte öldürüyor, bazılarını ele geçiriyor vesaire. Hani böyle milletin ayarladığı şeyleri, kötü adamların kötü adam, hani böyle polis gibi ama tam polis de değil yani, yetkisi yok, polisler peşinde falan çünkü. Değişik bir karakter, bayağı güçlü, işte maskesi falan var zaten. Böyle şovcu. Kesinlikle tavsiye ederim. İlk sezon özellikle çok güzel bir animedir. İkinci sezon yani işte isterseniz izleyin, konu biraz başka yerlere gidiyor da güzel, böyle süper power animelerinden. Hani özel bir süper power derken hani böyle işte Luffy falan filan gibi değil de daha çok böyle işte psişik güçler falan hoşunuza gidiyorsa o anime bayağı iyidir. Bir diğer anime Overlord. Duymuş olabilirsiniz. Çok kişi izledi zaten bunu. Overlord'un olayı işte mesela World of Warcraft'ı oynuyorsunuz diyelim. World of War benim işte eskiden oynadığım zaman şey vardı, 60 level zamanında ya da işte ne bileyim 70 level zamanında, herhangi bir zamanda fark etmez gerçi de. İşte Crab Lord diye bir ünvan vardı World of Warcraft'ta. Neyse işte o ünvanı aldınız. O şeydeki en yüksek level'sınız World of Warcraft'ta. En şey, son setler sizde var. O oyun dünyasında size karşı gelecek hiçbir NPC yok mesela. O kadar güçlüsünüz yani. NPC'leri yok edecek kadar. Bizim ana karakter de o. Oyunun içine giriyor. İşte bu kendi kalesinde şey, hizmet veren NPC'ler bunlar. Gerçek insanlar değil. Hikaye öyle başlıyor. İşte bu takılı kaldığı dünyada ana karakter inanılmaz güçlü bir şekilde şey yapıyorlar. Bir bir başka ülkeleri ele geçirmeye falan çalışıyor ileriki şeylerde, bölümlerde. Bir yandan işte test ediyor kendi gücünü, neler çalışıyor neler çalışmıyor. Oyun dünyasıyla birebir aynı mı bu, yoksa ona benzer paralel bir evren vesaire. Tam olarak nerede kaldığını çözmeye çalışıyor ve onun gibi başka bu oyunda takılı kalmış insanlar var mı onu araştırıyor. Hikayesi böyle başlıyor. Bayağı beğenirsiniz. Güzel karakterdir. Bir diğer anime de Needless. Needless da şey, 3. Dünya Savaşı'ndan sonra işte böyle her yer işte parçalanıyor, ediliyor. Tokyo'da böyle bir bölge, karantina bölgesi oluşturuluyor. O karantina bölgesinde işte bu ihtiyaç olmayanlar, Needless gibi böyle insanlar var. Özel yetenekler duyuyor. Oluşturan insanlar var. Kiminde işte fire, kiminde işte bir element olanlar var. Farklı çeşitli güçleri olan var vesaire vesaire. Bizim bu Zibidi de bu iki ana karakterin yanına geliyor. İşte onlarla beraber başlıyor. Combat, işte çizimler, dövüş tarzı şeye çok benziyor. Tengen Toppa Gurren Lagann diye bir anime var.
Belki duymuşsunuzdur. Buradan göstereyim ufak. Tengen Toppa Gurren Lagann. Bayağı meşhur animedir. İzlemediyseniz kesinlikle bunu da tavsiye ederim. Bu anime gibi biraz tarzı. Ana karakterimiz asıl Reis bu. Bu da inanılmaz güçlü. Sürekli zaten nasıl diyeyim? Dövüş arayan, işte güçlü insanlarla kapışmayı seven vesaire bir tarz bir karakter. Önüne görenine kapışıyor, herkese tek atıyor falan. Hani tek atmıyor da 1,5 atıyor diyeyim. Çünkü biraz işte dövüş sevdiği için dövüşü uzatıyor vesaire. Güzel animedir, eğlenceli animedir. Hani çok ciddi bir anime değil ama işte seviyorsanız eğer o tarzı, ana karakteri güçlü olsun yeter benim için diyorsanız Needles kesinlikle o animelerden bir tanesi. Gelelim Mob Psycho'ya. Mob Psycho'da ana karakter psişik güçlere sahip. Ondan sonra işte böyle ruhlar, muhlar vesaire, ruh çıkarma. Şu Seigen Arataka diye bir karakter var. Onun ofisinde çalışıyor bizim part-time olarak ana karakter. Ortaokul öğrencisi. İnanılmaz güçlü. Yani zaten kendi şeyi var, böyle power level tarzı bir şey var. Böyle şey olduğu zaman, çıldırdığı zaman önüne gelene tek atıyor. Hiç acıması yok. Bayağı eğlenceli bir anime. Zaten One Punch Man, ona da değineceğim. O animenin mangakasıyla aynı kişi yazdı bu animeyi de. Bayağı güzel anime. Ana karakter güçlü anime arıyorsanız bunu da izleyebilirsiniz. Zaten çok kişi biliyordur bunu herhalde. Bayağı zevkli bir anime. Hani bundaki güç böyle işte ateş, toprak, su falan tarzı değil de direkt psişik güçler tarzı. Hani işte bir kaşı yamultma falan muhabbeti var ya, onun gibi işte işliyor. Gelelim bir sonraki animeye, Gangrave. Gangrave'deki olay, bizim ana karakterin sevdiği bir kız var, işte Maria diye. Onunla evlenmek istiyor, beraber olmak istiyor. Fakat babası izin vermiyor buna vesaire. Sonra bizim ana karakterin en yakın arkadaşıyla işte o kızın babası öldürülüyor. Öldürüldükten sonra kızın şeyini yanına, kızı şeyler yanına alıyor. Bayağı o animenin içinde ki dünyanın en önemli mafyalarından biri. Bizim ana karakter de kıza yakınlaştı, tabii hala peşinde kızın. Yanına yaklaşmak istiyor, mafyaya sızıyor falan. İşte böyle zaten buradaki gibi değil de işte tabi değişiyor yani bizim ana karakterin tipi falan. Şeye dönüşüyor böyle işte, hiç kimseye acıması olmayan bir seri katil tarzı bir şeye dönüşüyor. Animenin ilerlerinde herkese tek atıyor, hiç acıması yok. Kız için herkesi önüne alıyor, bayağı mücadele veriyor. Yani böyle şey olmuyor, ana karakter güçlü animelere tavsiye etmemin sebebi pek bir mücadele olmuyor. Yani biraz böyle acımasız, tek tek sıka sıka kafaya ilerleyen bir anime. Değişik bir tarzdır. Eğer severseniz izleyebilirsiniz. Seinen zaten. Bir sonraki animemiz Mahoko Konoretto Sai. Bunda da işte bunda da büyü var gene. Ama bundaki büyü tarzı biraz değişik. İşte böyle enchant şey, Omnioji tarzı Shikigami kullananlar var. İşte ne bileyim, kendi vücudunu enchantlayanlar var. Ne bileyim işte high level büyüler atanlar var, işte ne bileyim Phoenix'tir. İşte Nefelian miydi neydi, bir tane ice büyüsü falan da vardı vesaire. İşte bu kızın mesela gözleri büyülü falan filan. Bu kız işte böyle katana tarzı sword kullanıyor, etc. Bu tarz bir şey. Ana karakterimize gelince, ana karakterin gücü normal böyle diğerleri gibi büyü gücü yok, fakat büyü analiz gücü çok inanılmaz yüksek. Hani sen daha işte büyüyü aktif etmek için hani büyü sözleri vesaire, işte böyle bir şey oluyor ya, biraz teknolojik bakmışlar büyü konusuna bunda. O analiz, büyüyü analiz edip direkt disable edebiliyor, etkisiz hale getirebiliyor. Yani ana karakterin gücünü nasıl açıklayayım, ben de bir tanrı gibi bir şey yani, hani çok basit söylemek gerekirse. İnsanları öldürebiliyor, insanları resleyebiliyor, kolu bacağı kopanı baştan yapıyor, her şeyi yapabiliyor yani ana karakterin. İmkansız diye bir şey yok ana karakter için. İnanılmaz güçlü. Herkese tek atıyor. Tek bile atmıyor, yarım atıyor yani, söyleyeyim. Zaten ilk bölümden anlıyorsunuz ana karakterin şaka olmadığını. Reis bayağı ciddidir. Çok güzel animedir bu. Kesinlikle tavsiye ederim. Şu an iki filmi çıktı bir tane. Şu anda işte Ekim'de ikinci sezonu gelecek. Kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. Bayağı eğlenceli, güzel animedir. Bir sonraki animemiz Helsing. İzlediniz mi bilmiyorum, duydunuz mu ya, duymuş da olabilirsiniz. Helsing'in yalnız şöyle iki tane versiyonu var. Bir tanesi TV serisi diye geçiyor, 13 bölüm. Bir tanesi bu OVA serisi, Helsing Ultimate diye. Bu Helsing Ultimate versiyonunu izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü bu alternatif versiyon dediği TV serisinde biraz daha böyle şey, kan kıyamet yok. İşte biraz daha usturuplu diyelim. Bu, fakat bu OVA serisinde OVA'lar biraz daha şey oluyor zaten.
çok kısıtlanmış olmuyor yani. Her türlü şey var. Adam öldürme, şey kan, kıyamet, bacak koparma, ısırma, işte tecavüz sahnesi falan var mıydı bunda hatırlamıyorum da ona yakın şeyler de var. Bayağı ana karakter overpower. Zaten şey, Dracula ana karakter, ölümsüz. İşte nasıl anlatayım? İnanılmaz bir şeyi var, gücü var. İşte ne kadar böyle şey olmuş olsa da işte karakter böyle diyorsunuz işte ölecek mi yok mu? Çünkü kötü adamlar sürekli böyle yeni yeni şeyler getiriyorlar, deniyorlar üzerinde öldürmek için falan. Her seferinde hiçbir şekilde başarılı olamıyorlar. Ana karakter her türlü hayatta kalıyor, herkesi gebertiyor. Hiç acıması yok. Şaka değil yani. Alucard'ı kesinlikle tavsiye ederim izlemenizi. Hepsi güzel animedir. Bir sonraki animemiz Kazeno Stigma. Bunu çok bilen yoktur. Nadir bir bilenler sayısı azdır yani. Çok duymadım kimseden. Bu animenin olayı ana karakterimiz Burayis. Klanından atılıyor. İşte şey var, ateş, su, toprak falan tarzı klanlar var. Güçsüz olduğu için kendi klanından atılıyor dışarıya bu. Ondan sonra animenin zaten başında şey olarak başlıyor. Klanından atılıyor, belli bir süre training'e gidiyor işte. Kendini eğitiyor işte. Bazı şeylerle anlaşma yapıyor, ruhunu satıyor işte vesaire tarzı yani. Tam olarak ruhunu satmıyor da. Neyse, onun geri dönüşünden başlıyor hikaye. Ana karakter inanılmaz overpower. İşte rüzgarın gücünü kullanıyor. Şey, o rüzgar ruhlarıyla falan anlaşma yapmış vesaire. Herkese tek atıyor. Hiç şakası yok bu ana karakterinde. Eğer o tarzı böyle reis tarzı karakterleri seviyorsanız birebirdir yani. Hiç acıması yok bu abinin. Güzel bir anime. Tavsiye ederim. Eski biraz çizimleri ama olsun yani. Çok güzel animedir. Ve birinci numaraya yani mecburiyetten bunu koydum. Çünkü bu ana karakterin tek atma muhabbetini getiren anime bu. Hani ondan daha iyi animeler burada muhtemelen saymışımdır ama bu animeden. Fakat işte bu insanlara ana karakter çok güçlü olsun herkese tek atsın muhabbetini bu anime getirdiği için bunu en başa koydum. One Punch Man. Dediğim gibi Mob Psycho ile aynı mangakanın yaptığı bir anime. Yazdığı, çizdiği hikayesini bir anime. Burada da Saitama diye bir arkadaşımız var, reis. Süper kahramanlar var, hepsinin değişik değişik gücü var. İşte bunda biraz komedi ağırlıklı. Biraz işte çizimleri çok güzel. Dövüş sahneleri çok güzel bir animenin. Kesinlikle tavsiye ederim hiç duymadıysanız ya da izlemediyseniz. Ondan sonra ana karakterimiz işte normal bir insanken, normal işte bir ofiste çalışan bir işçiyken şey olmak istiyor, süper kahraman olmak istiyor. İşte her gün 10 kilometre koşuyor, 100 kere squat yapıyor, 100 kere şınav çekiyor, 100 kere işte bir şeyler daha yapıyordu, ne yapıyordu hatırlamıyorum. Neticesinde saçları dökülüyor, kel oluyor ve herkese tek atıyor. Yan karakterler çok zevkli, çok birbirinden güzel karakterler var. Genos mesela çok severim, ondan sonra Tatsumaki var, işte King var, King de çok güzel karakter, ikinci sezonda geliyor. Çok eğlenceli bir animedir. Bunu da tavsiye ederim. Başka sormak istediğiniz bir şey olsa yorumlara yazarsınız. Videodan bu kadar. Herhangi bir anime hakkında sorunuz varsa buradakilerden, beğenmediğiniz olursa da söyleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.